Uçağımız var, trenimiz yok. Rayımız var, garımız var, trenimiz yok. CHP Kadın Kolları ada treninin gardan kalkması için bu hafta 11. kez toplanarak yetkililere seslerini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları gar meydanında her hafta olduğu gibi bu hafta da trenin gar meydanından kalkması için yetkililere seslendi. Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem Yüce'nin tren konusunda verdiği vaatlere de değindi. Tabii ki dedik ya, biz yöneticilerimizi, adaylaşanları yanımızda görmek istiyoruz diye. Ve yine geçen hafta şunu göstermiştim. 2014'te yerel seçim vaatlerinde Enver Toçoğlu tren ya alttan ya üstten geçecek, gelecek demişti. Yıl 2019 yine aday alttan ya da üstten geçecek dedi. Yine basında gördük, yine gelmedi. Çeroğlu konuşmasında gar içerisinde açılan fuara da tepki gösterdi. Dedik ya, bir hafta içinde ne oldu? Biz cumartesi günü geldiğimizde bir baktık ki tren gelsin diye haftalardır eylem ettiğimiz 120 yıllık garın hemen içinde bir panayır yeri kuruluverdi. Ve panayır yeri diyorum, gerçi baktım diyor ki engelliler yararına. Yani Suriyeliler de vergisiz pazar yerleri kurup işletirken acaba diyorum 2017'de bir haber vardı. Bu haberde diyor ki, Yeni Haber gazetesinde aklıma geldi, gördüm de. Yeni Haber gazetesinde şöyle bir başlık vardı. Diyor ki Taçoğlu, 1 Kasım 2017 Yeni Haber. Garı versinler, fuar alanı yapalım. Allah Allah ya. Yani acaba bu proje şimdiden işlemeye mi başladı? Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Kılıç da ada treni hakkında konuştu. Tren yolları gelişmedi. Peki bugün istasyona tren gelecek mi? Evet, bu tren yerin altından ve yerin üstünden değil. Tren olduğu şekilde rayın üzerinden gelecek. Hiçbir maliyet yaratmadan. Kaynakları kullanma konusunda görüyoruz. Hidroelektrik santraller yapıyorlar. Büyükşehir'in işi hidroelektrik santral yapmak değil.